Evet değerli dostlar, bu videomuzda çok önemli bir ismi. Aslında hepimizin hayatlarına dokunmuş, mutlaka hepimizin güzel anılarla iyi hatırladığımız bir ismin videosunu yapacağız. Birazcık ondan bahsedeceğiz. Bugün onun ölüm yıldönümü, 23. ölüm yıldönümü 1999'da tam bugün onu ebediyete uğurladık. Barış Manço'dan bahsediyorum değerli dostlar. Barış Manço küstah Fransız'a nasıl cevap verdi? Barış Manço'nun başına okşadığı devlet başkanları, Japon İmparatoruna Türk olduğunu hatırlatan Barış Manço. Barış Manço deyince benim aklıma hemen, önce tabii kendi anım geliyor. Ben 5 ya da 6 yaşındaydım. Yani 78-79 senesi. Şaşırıyor olabilirim seneleri ama öyleydi diye hatırlıyorum. Benim babam rahmetli cam çerçeve ayna yapan bir esnaftı. Ve ilginçtir. Ünlü o dönemde, ünlü Barış Manço'nun evinin camlarını Babam yapacaktı ve beni de yanında götürmüştü o gün. Modadaki evinden bahsediyorum. Modadaki evinin camlarını babam takarken ben bütün gün orada olmuştum. Bütün günü Barış Manço'yla, rahmetliyle geçirmiştim. Çünkü beni gördüğü andan itibaren bir işte hani onun var ya adam olacak çocuk meselesi. Bir çocuk gördüğü andan itibaren bütün gün benimle ilgilenmişti. Benim için çok ilginç bir anıydı. Çok küçüktüm. Dünyada veya Türkiye'de teknolojinin hiç bu kadar gelişmediği bir dönemi düşünün. Mesela evin salonunda, o zaman hatırlıyorum, evin iç dekorasyonu ve bir taşınma da gerçekleşiyordu eve. Ama salonda şeyler yerleştirilmişti, monitörler. Böyle küçük küçük bir sürü monitör vardı. Ee, mesela ilk gelip onu anlatmıştı bana rahmetli Barış Manço. Ee, bu monitörler ne işe yarıyor biliyor musun diye. İşte sormuştu bana sen beni şarkı söylerken izliyor musun? Ben sürekli hareket ediyorum, elimi kolumu hareket ettiriyorum. İşte bunları yaparken bunları yapmadan önce bu monitörlerden sağdan soldan önden arkadan her taraftan kendimi izliyorum. Veya yaptıktan sonra izliyorum, hatalarımı tespit ediyorum diye bunları anlatmıştı bana. Ve akşama kadar da o gün benimle ilgilenmişti. Benim için e, özel bir anıdır. Çünkü e, Barış Manço gerçekten özel bir insan. E, bir müzisyen, belki öncelikle öyle tanıyabiliriz onu. E, müzik yapmış, şarkılar yapmış ama hiç e, boş bir şarkı yapmamış. Hep anlamıyla, hep topluma, insanlığa, gençliğe, çocuklara e, bir şeyleri aşılayan e, şarkılar yapmış. E, mesela Barış Manço'ydu. Dönemin bütün popüler müzik sanatçılarını, pop müzik söyleyen gençleri, kız, erkek onların hepsini toplamıştı. Hatırlıyorum İstiklal Caddesi'ndeydi galiba ve onlara eline, beline, diline hakim olu söyletmişti mesela. Çok önemli bu değil mi? Yani gençler üzerinden gençlere verdiği mesaj. Nane limon kabuğuyla bize sağlık anlamında, doğal sağlık anlamında, öğretisi olmuştu. Hemşerim memleket Nere Dünya benim memleket şarkısıyla insanlığı anlatmıştı. Çabayı anlattığı şarkıları, dral dedi de paylaşmayı anlatması. Çabala, sabret, isyan etme. Öyle bir isim var ki kuldan öte kuldan ziyade dediği şarkısı işte Allah'ı anlatmış insanlara, çabalamayı, sabretmeyi öğretmeye çalıştığı şarkıları gibi birçok şarkısıyla hiç boş olmayan, aslında hep bize bir şeyler öğretmeye çalışan bir okul gibiydi onun e, albümleri sanki. Barış Manço'dan bahsediyorum. Japon İmparatoruna Türk işareti, kurt işaretini yaptıran Barış Manço'dan bahsediyorum. Barış Manço biraz şöyle geçmişinden ele alalım. Neden bu kadar ilginç birisi Barış Manço? Barış Manço, Karamanoğlu sülalesinden geliyor. Yani Karamanoğulları hükümranlığına Osmanlı tarafından son verildiğinde 1471'de Gedik Ahmet Paşa bu hükümranlığına son verip Karamanoğlu topraklarını da Osmanlı toprağına katıp Türk Birliği'nin artık son noktasını koyduklarında Karamanoğlu Kasım Bey Cem Sultan'la daha yakın olmuş ve o yakınlığını da hep sürdürmüş. Daha sonrasında Cem Sultan kaçmak zorunda kaldığında onunla birlikte gitmiş. Cem Sultan Öldürüldükten sonra da Fransa'ya yerleşip orada Karamanço köyünü kurmuş ve hala orada o Karamanço köyü var ve devam ediyor. Bir diğer kardeşi Osman Bey ise Gedik Ahmet Paşa'ya biat ediyor ve onunla birlikte İstanbul'a geliyor. İşte padişah da o genci değerlendirmeyi düşünüyor ve onu bin sipahilik bir yurtluk vererek Arnavutluk Makedonya sınırına gönderiyor. oraya yerleşiyorlar işte ne zaman 1471 demiştik, 1475 diyelim kabaca 400 yıl boyunca Karamançolar aslında Karaman ama çoğu bir sevgi eki ifadesi dolayısıyla orada çok sevilen çok adil bir yönetim sergileyen Karamançolar 400 yıl orada yaşıyorlar. 400 yıl sonra 1875'te Yugoslavya'da çıkan bir takım isyanların neticesinde tekrar İstanbul'a dönüyorlar. İstanbul'a döndüklerinde Avni ve Abdi iki kardeşler karamancalar. Avni Mülkiye'ye gidiyor, Mülkiye'de okuyor. Yani bugünkü siyasal bilgiler dediğimiz okulda okuyor. O okulda Macit diye bir arkadaşı var. Onunla çok yakın, çok samimi görüşüyor. Evlerine gidiyor geliyor. Evlerine gider gelirken onun kız kardeşi Nimet Hanım'la tanışıyor. Ve Nimet Hanım'la evleniyor. Sekiz çocukları oluyor. Onlardan sadece dördü yaşıyor. O yaşayanlardan bir tanesi İsmail Hakkı Bey. Ve işte onun oğlu da Barış. Manço. Böyle bir geçmiş var yani Karamanço'lardan geliyor. Barış Manço'nun soyadı da aslında Barış e, Karamanço diyebiliriz. Tam ismini söylersek Tosun Yusuf Barış Manço aslında tam ismi de. Hatta e, Nimet Hanım dedik babaannesi için Gülpembe. Gülpembe şarkısını Nimet Hanım için, babaannesi Nimet Hanım için yazıyor Barış Manço. Dedik ya her şarkısı dolu dolu Barış Manço'nun. Barış Manço'yu bir de neyle hatırlıyoruz? Ben hep en çok onunla hatırlıyorum. Adam olacak çocuk programları. Türkiye Cumhuriyetleri gidiyordu. Afrika'ya gidiyordu. Bakın çok ilginçtir değil mi? Orada Afrika'da Türkiye Cumhuriyetler'de Barış Manço'nun başına okşadığı çocuklar şu anda o devletlerin bürokrasisinde ya da siyasetinde, üst yönetiminde, tepe yönetiminde yer alan çocuklar. Bakın bu çok ilginç. Neden? Çünkü Barış Manço'nun bir fotoğrafı var mesela. E, taht gibi bir e, e, şeyde ahşap bir geniş koltukta oturmuş. O koltuğun üzerinde 16 yıldız ve güneş yani simgemiz bizim var. Kendisinin üzerinde de 16 yazan bir tişört var. Yanında da artı bir yazmış koymuş. Bunu şunun için anlattım. 16 artı bir fütüvvet teşkilatı derinliğini e, bilen derinlikte. Zaten soy olarak işte Karabanoğullarından yani Türkmenlerden, yani Horasan kökeninden gelen... Ee, ve yaptıklarına baktığımız zaman da işte Türkiye Cumhuriyeti'nde Afrika'da bugünkü adam olmuş çocukların başlarını okşamış olan birisi Barış Manço. Barış Manço ile ilgili e, ölümü hep şaibeli görüldü. Ağabeyi yıllarca öldürüldüğünü hep söyledi. Buna inandığını söyledi. Ben de gerçekten buna inanıyorum aslında. Birçok konuyu incelediğimizde, irdelediğimizde bunu görebiliyoruz. Hatta son konuşmalarında hazırladığı bir belgesel olduğunu, o belgeselde çok şeyler anlatacağını, bir takım hiç bilinmeyen konulara değineceğini hep söylüyor. E, son bir ay içerisinde yaptığı röportajlarda neredeyse hep bu var. E, ve ölümü de dediğim gibi bir, Sanki bir zehirlenme gibi bir ani e, ölümle aramızdan ayrılıyor Barış Manço. Çok önemli bir isim. Üzerine çokça çok konuşabiliriz. Dakikalarca, günlerce konuşabiliriz belki Barış Manço'nun. Ama Barış Manço ile ilgili bir anıyı anlatıp bu videomuzu sonlandırmak istiyorum. Barış Manço bir gün Fransız televizyonunda tipik küstah Fransızlar işte televizyona çıkardığın insana ne yaparsın ev sahibi olarak değil mi onu ağırlarsın aslında ama Fransızlar böyle özellikle Türklere veya bazı milletlere ağırlamak değil de onları sanki aşağılamak için oraya çıkartırlar kendilerince ve nitekim o programda da sunucu sürekli işte Türklerin barbar olduğundan bahsedip duruyor ve yani Barış Manco'yu bir nevi aşağılamaya, Türkleri bir nevi aşağılamaya çabalıyor. Barış Manco tabii yani e, müthiş bir birikim ve bir pratik zeka. E, şey diyor ki Fransız sunucuya. Yanınızda para var mı? İşte. En sonunda cebindeki paraları çıkartıyor Fransız televizyoncu ve e, her bir ayrı parayı çıkarttığında işte üzerindeki resim Barış Manco soruyor bu kimdir diyor. İşte genel bilmem kim. Bir başka para çıkartıyor bu kimdir? Komutan bilmem kim bir başka para çıkar. Bu kim? Amiral bilmem kim. Diyor ki siz bize barbar demiştiniz değil mi diyor. Bakın şimdi diyor bizim paramızı çıkartayım. Bizim paralarımızı çıkartıyor. Birinin üzerinde Mevlana var. dünyaya hoşgörü diyen bir düşünür. Birinin üzerinde Mehmet Akif Ersoy var. Şair. Birinin üzerinde Atatürk var. Yurtta sulh, cihanda sulh diyen kişi gibi bizim paramızın fotoğraflarını gösterip o Fransız televizyoncuya bir türkü aşağılayamayacağını gösteren bir adam. Daha önce de demiştik ya Japon imparatoruna kurt işareti yaptıran bir adam Barış Manço. Her gittiği yerde çok sevilen bir adam Barış Manço. İnşallah mekanı cennettir, mekanı cennet olsun. Onu ölüm yıldönümünde... 23. ölüm yıldönümünde bir kez daha anıyoruz. İnşallah yüzyıllar, bin yıllar boyu Türk gençleri, Türk çocukları onu şarkılarını dinleyerek, onun öğretmeye çalıştıklarını anlayarak onu anmaya devam ederler. Görüşmek üzere değerli dostlarım.